Değerli izleyicilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Pazar İlçe Başkanlığı'nca Çayverli'nin fiyatları reddediyoruz adlı açıklama biraz sonra başlayacak. Şu an itibariyle halk toplandı, üreticiler ve çayı protesto edenler toplandılar. Şu an itibariyle açıklamayı bekliyoruz. Sen de gel arkaya, pankartı da arkaya. Evet, şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ömer. Çok değerli çay üreticileri, kıymetli emekçiler, biz ülkemizin en zor coğrafyalarından birinde yaşamaktayız. Tarım alanlarımız sınırlı, iklim koşullarımız çoğu zaman yağışlı ve zor. Bu koşullarda yaşam mücadelesi veriyoruz ve geçim kaynaklarımızın başında da çay tarımı geliyor. Ürettiğimiz çayları ya Çaykur'a ya da özel sektör üzerinden değerlendiriyoruz. Mevcut iktidar taban fiyat uygulamasından vazgeçtikten sonra fiyat istikrarı da tamamen ortadan kalkmış. Bir de üstüne kota getirilince ürettiğimiz çayların büyük bir bölümünü açıklanan fiyatın altında özel sektörlerini satmak zorunda kalıyoruz. Çay üreticisi bu cenderenin içerisinden gerçek çalışırken arkaya. Çay üreticileri bu cenderenin içerisinde can çekişirken beyefendiler ceylan derisi kaplı koltuklarda oturup sosyal medya üzerinden çay fiyatı açıklıyorlar. Bu fiyatı kabul etmiyor. Reddediyoruz. Değerli emekçi kardeşimiz, 1979 yılında 1 kilogram yaş çay 1 kilogram zeytin almaktaydı. Şimdi 1 kilogram çay 50 gram zeytin yapıyor değerli arkadaşlar. Yani %2007. Değerli arkadaşlar, yaş çay 17 TL. Vergiyi düşün 16.60 TL. Hepimiz Mart ayında çaya gübre veriyoruz. Gübrenin fiyatı 16.5 TL. Yani 1 kilogram çay 1 kilogram gübre alıyor. Dünyada böyle bir fiyat yok arkadaşlar. 1 kilogram birim ürünle 1000 kilogram gübre alabiliyorsunuz. Bunu reddediyoruz. Böyle bir fiyat var mı? Değerli emekçi arkadaşlarımız, bu durum sadece üretim ve fiyat sorunu değil, tarımdaki politikasızlık aynı zamanda kırsal alanlardan kentlere göçü getirmekte ve büyük sosyal sorunlar ortaya koymaktadır. Bu durum sürdürülebilir değil. Bu nedenle diyoruz ki yaş çay fiyatını yeniden revize edin ve en az 25 TL yapın. Yağmur çamur demeden, dağ bayır dinlemeden çay tarımı yapıp evine ekmek götürmeye çalışan çayda sömürüye son! Çayda sömürüye son! Çayda sömürüye son! Çayda! Çocuklarının boğazından bir sıca lokma geçirmeye çalışan çay üreticilerin emeğinin karşılığını verin. Çok değerli çay üreticileri, emek mücadelesi veriyoruz. Biz buradayız ama bizi temsil eden sivil toplum kuruluşları nerede? Bize sahip niye çıkmıyorlar? Ziraat odası nerede? Her yıl düzenli olarak paramızı kesmeyi unutmuyorlar da bizim bu zor günlerimizde neden yanımızda değiller? Son model makam araçları tahsis ile özel şoförlerle gezmek iyi de çay üreticinin emeği çalınırken niye yoksunuz? Ziraat Odası Başkanlığı'nı derhal Çay Konseyi'nden istifaya davet ediyoruz. Bizim ürünümüzün karşılığı bu değil arkadaşlar. Bizim emeğimizin karşılığı bu değil. Bunun için yüksek sesle diyoruz ki biz bu çay fiyatını kabul etmiyoruz. Biz bu çay fiyatını reddediyoruz. Çayda sömürüye son! Çayda sömürüye son! Hepinize çayda sömürüye son! Değerli izleyicilerimiz, ilçe başkanımız Hocam'ın konuşmasından sonra il başkanı Sadık Deniz konuşuyor. Açıklanan yaş fiyatına olan tepkilerimizi göstermek üzere yaklaşık olarak bir haftadır Rize'nin tüm ilçelerinde basın açıklamaları yapıyoruz. Yapmış olduğumuz basın açıklamalarının sonucunda çay üreticisinin uğramış olduğu bu haksızlık gerek ulusal medyada gerekse mecliste Türkiye'nin her tarafında ses bulmuştur. Bu seslerimizi her geçen gün daha farklı etkinliklerle hayata geçireceğiz.
gün basın açıklamaları yapıyoruz. Yarın başka etkinlikleri sürekli etkinlik haline dönüştürerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2024 yılı için açıklanan yaş çalım alım fiyatını kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Üretici açlığa, yoksulluğa mahkum eden, çay fiyatını açıklayan ve bunu da sosyal medyada açıklayan Tarım ve Orman Bakanı'nı önce üreticiden özür dilemeye, sonra ardından istifaya davet ediyoruz. Üretici uyuma, çayına sahip çık! Üretici uyuma, çayına sahip çık! Üretici uyuma, çayına sahip çık! Çay üreticisine yapılan kesintilerle varlığını sürdüren Rize Ticaret Borsası Başkanı'nı bu süreçteki tavrı nedeniyle istifaya davet ediyoruz. Basın açıklamalarımıza başlarken sloganımız netti. Çay müstahsilini açlığa ve yoksulluğa mahkum eden 17 TL fiyatı kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Ödeneceği tarihte 1 TL'ye düşecek olan 2 TL destekleme fiyatını yeterli bulmuyoruz, reddediyoruz. Yapmış olduğumuz tüm basın açıklamalarında çay müstahsilini açlığa mahkum eden, çay fiyatını açıklayan Tarım Orman Bakanı'nı istifaya davet etmiştik. Dün Tarım ve Orman Bakanı açıklanan çay fiyatının maliyetleri hesaplanarak açıklandığını, bu nedenle fiyatın değişmeyeceğini açıkladı. Neyin maliyetini nasıl hesaplamışlar bilemiyoruz. Sayın Bakan bizlerin aklıyla dalga geçiyor herhalde. Bu fiyat açıklama sürecinde gördük ki yaş çay alım fiyatı Rize Ticaret Borsası ve sarayla, yani iktidarla birlikte açıklanmıştır. Önceden bir senaryo yapılmış ve uygulanmıştır. Bir kez daha sesleniyoruz. Tarım Orman Bakanı ve Rize Ticaret Borsası Başkanı derhal istifa etmelidir. En son açıklanan Nisan ayı enflasyonu %69.80, Mayıs ayı beklenen enflasyonu %70.75. Hükümet yaş çaya enflasyonun altında zam yapmıştır. Çay üreticisini yoksulluğa mahkum etmiştir. Geçen sene 1 kilo çay verip 2,5 ekmek alan bugün ancak 1,5 ekmek alabilmekte, yıl sonuna doğru ise en fazla 1 ekmek alabileceksiniz. Sarayın 2024 yılı bütçesine %85 zam yapıldı. Eğer saray kendi harcamalarını yapmış olduğu kadar yaş çaya zam yapılmış olsaydı, yaş çaya alım fiyatı en az 20.35 TL olacaktı. Çayda sömürüye sat! Çayda sömürüye sat! Çayda sömürüye sat! Çayda! Sarayın aylık harcaması 1 milyar, yıllık harcaması 12 milyar 283 milyon TL. Hükümetin açıklamış olduğu yaş çay fiyatına göre tüm üreticilere ödenecek olan miktar ise 16 milyar lira. Yani 206 bin çay üreticisi bir saray kadar etmiyor. Şöyle bir hava estiriyor. Çay üreticisi sanki bedavadan para istiyor. Çay üreticisi emeğinin hakkını istiyor, sattığı çayın karşılığını istiyor, çocuğunu okutmak, insanca yaşamak istiyor. Çay üreticisi ulusal ekonomiye yapmış olduğu katkının karşılığını istiyor. Türkiye dünyada en çok çay tüketen ülke. Eğer çay üretmezseniz bunu yurt dışından alırsınız. Ülkenin her yıl milyar dolarları yurt dışına çıkar. Çay üreticisi yoksullaşmak istemiyor, insanca yaşamak istiyor. Önceden basın toplantıları açıklanan yaş çay alım fiyatı ilk defa sosyal medyadan açıklanıyor. Bunun nedeni açıklanan yaş çay alım fiyatından açıklayanlar da utanıyor ki ilk defa sosyal medyadan çay fiyatını duyuruyorlar. Utanmakta haklılar. Çünkü bu çay fiyatı üreticiyi açlığa, yoksulluğa mahkum etmektedir. Siyasi iktidar enflasyonu bir altına zam yaparak çay üreticinin açlığa ve yoksulluğa mahkum etmiştir. Buna karşı sessiz kalmayacağız, sesimizi yükselteceğiz. Çaydan ekmek yiyen, yaşamını sürdüren, herkese sesini yükseltmeye, demokratik tepkisini göstermeye devam ediyoruz. Üretici uyuma, çayına sahip çık! Üretici uyuma, çayına sahip çık! Üretici uyuma, çayına sahip çık! Fiyat açıklandı, ne yapalım demeyin, itiraz edelim, itiraz edin.
ziraat odaları, çay kooperatifleri, birlikler, esnaf odaları, ticaret odaları, sendikalar bu fiyata karşı sessiz kalmayın. Sesinizi yükseltin. Sesinizi yükseltirseniz, yükseltirsek bu durumu düzeltiriz. Yaklaşık olarak bir haftadır alanlardayız. Fakat ne yazık ki ne ziraat odaları, ne ticaret odaları, ne esnaf odaları, ne de diğer sivil toplum örgütleri bu konuda örgütlü olarak alanlara çıkmamakta, seslerini yükseltmemektedirler. Bizlerin en büyük gelir kaynağı çay. Çayların fiyatlarını yapılacak her türlü artış sadece çay besinin gelirini arttırmayacak. Esnafın, tüccarın, bakkalın, manavın, dükkanın, ticari işletmelerin de gelirini arttıracak. Sadece çevresini değil, tüm liseyi yoksulluğa mahkum eden bu duruma itiraz edin. Para yok, ekonomik kriz var diyenlere buradan çözüm önerimizi söylüyoruz. Sarayı kapatın, çevresinin hakkını verin, ülkenin kaynaklarını 3-5 kişiye aktarmayın, halka aktarın. Sarayı kapatın, yaş çağının fiyatını 25 TL olarak yeniden açıklayın. Kendi itibarınız değil, halkın itibarını düşünün. İnsanlarınız yoksulluk içinde yaşarken sizler yeni saraylar yaptırmayın. Son olarak buradan bir kez daha sesleniyoruz. Açıklamış olduğunuz yaş çağının fiyatını kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Yaş çağının fiyatını 25 TL olarak yeniden açıklayın. Çevresini yoksulluğa başına mahkum etmeyin. Tarım Orman Bakanı, Verizli Ticaret Borsası Başkanı hemen istifa etmelidir. Destekleme bedellerini bir sene sonra değil, her sürgün sonunda ödeyin. Sessiz kalmayacağız, sessiz kalmamaya da devam edeceğiz. Saygılarımızı. Çok değerli izleyicilerimiz, Rüzeyli Başkanı ve Atatürk'ümüzün açıklamasını... İlçelerinde açıklamalara devam ediyorlar. Şu an itibariyle şu an ilçe başkanı Ömer Hocaoğlu herhangi bir şu anda gördüğünüz gibi şu anda protesto değeri bu kadar düşüktür işte. Daha gördüğünüz gibi şu anda geçen gün 11 lira olan tamam fiyatıyla ne kadar mal alabiliyorsak şu anda konuşma yapıyor. Bugünkü verilen 17 lira tamam fiyatla kıyaslayalım. Bizim tamam fiyatın verilen tamam fiyatın ne kadar düşük olduğu ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Ve tamam fiyat dedikleri şey tamam fiyat değil. Bu çay kurum fiyatıdır. Özel sektörün fiyatı değil bu. Özel sektör kafasına göre fiyat veriyor. Cep telefonlarımızdan mesajlar geliyor. Her bir özel sektörün çektiği mesajlarda 4 çeşit, 5 çeşit alım fiyatı vardır. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Hangi de tamam fiyat? Böyle bir şey yok. Tamam fiyat dediğin zaman özel sektör onun altında fiyat verememesi gerekiyor, alamaması gerekiyor. Şimdi bu anlamda üretici bu açıklanan fiyat 17 lira maliyet fiyatıdır arkadaşlar. Ziraat odalarının ve üreticinin genel kanaati ve talebi 25 liraydı. Destekleme hariç 25 lira. Verilen fiyata baktığın zaman bu maliyeti karşılamıyor. Bu anlamda üretici sıkıntılı, üretici dertli, üretici isyan ediyor, itiraz ediyor. Bu fiyatın revize edilmesini istiyor. Bravo. Destekleme parasıyla biz gübremizi alıyorduk. Aynen. Kesim parasıyla gübremizi alıyorduk. Şu anda gübreyi alamıyoruz. Alamıyoruz. Çay parasıyla ev yaptırdık. Öğrenci okuttuk. Ama şimdi karnımızı bile doyuramıyoruz. Alım değeri çok düştü çay parasının. Biz bu fiyatı kabul etmiyoruz. Kesinlikle reddediyoruz. Bravo. Yeniden değerlendirme yapılsın. Yeniden fiyat verilsin. Alın terimizin karşılığını istiyoruz. Sadaka istemiyoruz biz. Alın terimizin, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Duyun sesimizi. Bir bakan nasıl tweet atarak fiyat açıklar? Bu bize yapılan çok büyük bir saygısızlıktır. Neden bir basın toplantısı düzenlenerek fiyat açıklanmadı? Utandılar mı? Korktular mı? Neden? Neden çay üreticisi niye bu duruma getirildi? Neden? Bizim çayımız stratejik bir üründür.
yoktur. Dünyada Türk çayı gibi çay üreten ülke yoktur. Bizde kimyasal ilaç kullanılmıyor. Diğer ülkelerde kimyasal ilaç kullanarak pestisitli çaylar üretiliyor. Ve 2020 yılının Ağustos ayında çay ithalatı vergisi %150'den %7'ye düşürülmüş ve çay ithal edilmektedir. Bizim dağımız taşımız çay olduğu halde neden bu kişilere ruhsat verilmiyor da çay ithal ediliyor? Niye biz pestisitli çayları ithal edip Türk halkına içiriyoruz? Bravo. Bu durumu kabul etmiyoruz. Çay alım fiyatları artırılsın. Bir de çayda ithalat vergisi eski durumuna yükseltirsin. %7 ithalat vergisi olmasın. %150 olsun. Biz üretelim, paramız ülkede kalsın. Evet, bir de şurada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ziraat odalarına tüm üretici üyedir. Aidat ödüyoruz. Lütfen ziraat odalarının yönetimlerini iktidarın, hangi iktidar olursa olsun, iktidarın yanlışı olmasınlar. İktidarın, üreticinin sesi olsunlar. O anlamda bu ziraat odalarının yönetimlerini üreticili olarak değiştirelim. Bunlara etkide bulunalım. Orada üreticinin haklarını savunan, üreticilerle beraber hemhal olan insanları seçelim. Lütfen. Bugün ziraat odası burada niye değil? Niye burada üreticiyle birlikte yan yana durmuyor? Paraları sayıyorlar. Paraları sayıyorlar. Lütfen. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biz milletvekilini bizim haklarımızı savunsun diye seçiyoruz. Bir tek Tahsin Ocaklı'nın beyanatlarını, basın açıklamalarını gördük mecliste. Diğer milletvekilleri nerede? Trabzon milletvekilleri nerede? Artvin milletvekilleri nerede? Neden bizim yanımızda değiller? Onlar bizim avukatımız, vekilimiz değil mi? Niye sesleri çıkmıyor onların? Milletvekillerinin çay ürününü kalitesini artırmak, değerini artırmak için çalışmaya davet ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan açıklamalar şu an itibariyle evet, dediğiniz gibi daha evet, organikler yarı yarıya düştü. Hem gübresi pahalı, hem ek fiyatları eylemedi. Daha önce dedi iki kat daha fazlaydı. Organik üreticilerin, organik çay üreticilerin diğer üreticilere göre 200 kat daha perişan bir durumda. Perişan. Çok az bir oran olduğu için organik üreticilerin sesi duyulmuyor ama bizim ekstra bir sorunumuz ayrıca var. Bu da bilinmesi gerekiyor. Buna da ayrıca değinilsin. Evet, açıklamalar bu şekilde. Evet, değerli izleyicilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan açıklamaları izlediniz. Evet, burada yapmış olduğumuz yayın burada sona eriyor. Ayrıntıları gündempazar.net'ten takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.